Ya şimdi ben bir anneyim, bir bayanım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ama sesimi duyan hiçbir devlet kurumu yok. Niye acaba? Sen sonumuz aynı Emine Bulut gibi mi olsun acaba? Sen şu an boşanma aşamasındayım. Eşim burada değil, 7 çocuk annesiyim. Her devlet kapısına gittiğim zaman yok, evran olmadığı sürece yardım veremiyoruz. Niye? Bu haksızlık. Gerçekten haksızlık. Sen burada bu bayanların sesini duyan kimse yok. Ama bir hırsızlık, bir para, bir vurgun oldu mu devlet hemen bunu yayın yapıyor. Ama bizim gibi bayanlar mağdur oldu mu bu hep dosya altı kalıyor. Niye acaba? Mağdur ya, şu an 7 çocuk annesiyim. Eşim burada değil. Boşanma aşamasındayım. Her bir devlet kapısına gittiğim zaman kesinlikle bir yardım eli uzanmıyor bana. Kiradayım. Mesela eşim tehdit ediyor, ölümle tehdit ediyor. Hiçbir şey göremiyorum zaten. Mesela benim de çocuklarımı göz önünde öldürdükten sonra mı devlet gelip benim cesetimi toplayacak? Ne zamandan beri şiddete maruz kalıyorsun? Bu 25 yıldır ben şiddete maruz kalıyorum. Bu 11 aydır gitmiş, boşanma devam ediyor. Ve hiçbir şekilde devlet bana destek olmuyor. Gerçekten ben de hakkımı savunmak istiyorum. Yani bir sesimi duysunlar artık, yeter. Koruma talebim var, uzaklaşma var ama maalesef. Neye yarıyor ki? Hiçbir şekilde. Adam mesela telefonu açıp da ben seni keserim, biçerim, aynanı öldürürüm dediği zaman devleti ben göremiyorum. Hiçbir şekilde göremiyorum. Yani gerçi. Evet, hepsini götürdüm zaten. Tüm devlet kurumlarına gittim ama maalesef hiçbir şey yaramadı. Şu an 7 çocuğumla kiradayım. Yani hiçbir şeyim yok. Ne yapayım? İş yok, güç yok. Zaten bu pandemi de bizi mahvetti. Yani gerçekten bir sesimi duyursanız, yani bu tüm ülkenin bayanları için. Yani kadınlar ölmesin yeter. Bu şiddete dur diyelim. Gerçekten